Evet sevgili izleyenler iyi geceler diliyorum. Kanal 23 ekranlarındaki Arka Plan programında bu hafta yeniden bize ayrılan gün ve saatimizde sizlerle olan birlikteliğimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi her çarşamba saat 22'de Arka Plan programında yönümüzü her akşam bir başka alana çevirerek gündemde gördüğümüz önemli başlıkları değerli konuklarımızla sizler için paylaşmak üzere ekranda bize ayrılan saatimizde sizlerle birlikte oluyoruz. Bu akşam da yine değerli bir misafirimizle birlikte olacağız. Ama bunun öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum programın başında. Tabii bildiğiniz gibi ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Aslında dünya olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 olarak isimlendirilen korona virüsüyle tüm dünya gerçekten bir teyakkuz halinde içinde bulunduğumuz zaman aralığında. Tabii bu noktada biz ana haber bültenimizde, haber bültenlerimizde ve diğer programlarımızda, haber sitemizde gelişmeleri, uzmanlarımızın yorumlarını sizler için aktarıyoruz. Burada ben de Arka Plan programında nacizane tekrar ifade etmek istediğim şey, resmi kurumlarımızın, özellikle Sayın Sağlık Bakanımızın, Sağlık Bakanlığı'nın ve devlet yetkililerimizin uyarılarına dikkat edelim. Özellikle temizlik konusunda devletimizin çok önemli uyarıları var. Bu tarz uyarılara dikkat edelim. İnşallah gerek millet olarak gerek dünya olarak bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Bu akşam da program konuğumuz Genç Memursan Elazığ İl Başkanı Sayın Muhammed Berdan Ölçücü olacak. Sayın Ölçücü ile bu akşam Genç Memursan'ı tanıyacağız. Göreve başlamaları aslında yakın bir tarihte denilmese de çok yakında olmasa da ama yine de yakın bir tarih sayılıyor. Kendilerinden sonraki göreve başladıkları süreçten sonraki faaliyetlerini dinleyeceğiz. Bu yanında Genç Memursan'ın çalışmalarını dinleyeceğiz. Aynı zamanda programımızın sonuna doğru da kendileri aynı zamanda diyetisyen unvanını taşıyorlar. Beslenme ile ilgili yine önemli değerlendirmeleri de olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlayalım buyurun, isterseniz. Tabii. Zor bir Çanakkale, süreç. Çanakkale evet. Zaferimizin 105. Evet. yılı vesilesiyle bütün evet. şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum ben. Kesinlikle öyle olsun. Biz de sözünüzü balla bölerek şöyle ekleyeyim. Programı evet. açarken tabii kafa çok yoğun. Tabii bugün önemli bir günde icra ediyoruz sevgili izleyenler. Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü. Biz de Doruk Medya Grubu ve Kanal 23 ailesi adına, şahsım adına şehitlerimizi rahmetle anarak bu şanlı zaferin yıl dönümünde kutluyoruz. Efendim, şimdi tabii gecenin bu geç saatinde bir araya geldik. Güzel bir program yapmak amacıyla. Tabii Genç Memursan'la başlayacağım. Önemli bir kuruluş. Hem ilimizde hem de ülkemizde önemli faaliyetler yürütüyor. Bunu konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım. Ardından devam edelim isterseniz. Buyurun. Tabii. Muhammed Berdan Ölçücü ben. Elazığ'da doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Elazığ'da tamamlamıştım. Daha sonrasında Ankara'da üniversite öğrenimi tamamlayıp Türkiye'nin çeşitli illerinde Diyarbakır, yani sırasıyla Diyarbakır, Elazığ, Ankara ve tekrar sonra Elazığ'da görev yapıyorum. Hali hazırda Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapıyorum. Genç Memursan'ın kuruluş kadrosu içerisindeydim. 2012 Aralık ayında kuruldu. Onda da sırasıyla il başkan yardımcılığı, genel merkez yönetim kurulu üyeliği, genel merkez komisyon başkanlığı görevlerini icra edip sonrasında ilimize döndükten sonra Genç Memursan İl Başkanlığı tevdi edildi tarafımıza. Yaklaşık 4 ay oluyor. Evet. Şu an için projelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet, peki. Tekrar şahsım ve kurum adına da hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Tabii Memursan hem Genç Memursan hem de Memursan olarak çalışmaları gerçekten çok güzel ve etkili çalışmalar yürütüyor. Biz hatta yakın tarihte Sayın İbrahim Bahşi'yi de programımızda evet. konuk etmiştik. Zaman zaman burada konuk etmekten mutlu olduğumuz bir kuruluş Memursan. Şimdi tabii yakın zamanda göreve geldiniz dedim ama aslında çok yakın bir zaman aralığı değil. Ama bu sezon içinde diyebilirim. Evet. Göreve geldiniz, adı da üzerinde Genç Memursan. Özellikle genç kamu çalışanlarına hitap ediyorsunuz çalışma alanınız olarak. Evet. İsterseniz biraz Genç Memursan'ı da tanıyalım, devam edelim. Buyurun. Tabii Genç Memursan 2012 yılı Aralık ayında Türkiye'mizin Marka Konfederasyonu Memursan çatısı altında gençlik harekatı olarak kuruldu. Hı hı.
kısa bir süre içerisinde yani teşkilatçı bir yapımız var. Yani teşkilatçı bir kimliğimiz de var açıkçası. Tüm memur sen olarak. Kısa bir süre içerisinde 81 ilde 900'e yakın ilçede ve 100'e yakın yine 100 küsur hatta üniversitede teşkilatlanmasını tamamladı. Yani bu teşkilatın amacı memur sendikacılığı yapmaktan ziyade daha çok yani bu özlük haklarını savunmak gibi, memurun özlük haklarını savunmak gibi algılanabiliyor. Fakat bizim aslında görevimiz biraz daha farklı. Şöyle, daha çok biz milli kültürel ve manevi değerlerimiz üzerinden program ve projeler üretip gençlerimize öncü olma gayretiyle çalışıyoruz. Yani 1 milyonu aşkın üyemiz var memur sen olarak Türkiye'de. Ve bu 1 milyonu aşkın üyemizin 35 yaş altı üyeleri doğal üyelerimiz oluyor. Ayrıca 35 yaş altında olup bizlere üye olmak isteyen kamu dışında çalışan vatandaşlar, yani gençlerimiz de bize üye olabiliyorlar. Üniversitelerimizdeki yapılanmamızı şu şekilde yürütüyoruz. ADEM kulüpleri adı altında, yani kulüp adı altında yürütüyoruz. Bu kulüplerimizin birer hoca, danışman hocaları var üniversitelerimizde. Bu hocaların gözetimleri çerçevesinde program ve projelerini sunuyorlar. Organik olarak bize bağlılar fakat üniversitelerde kulüpler bazında ilerliyoruz. Şu an Türkiye'de yani tüm Türkiye'de varız diyebiliriz. Evet, teşkilatlanma en açısından. En ücra ilçesine kadar şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz tekrar. Çok yani gerçekten ederiz. Teşkilatlanmak, tüm ülkeye hitap etmek, bu kadar fazla üyeyi bir çatı altında buluşturmak zor bir görev olsa gerek. Kesinlikle. O yüzden inşallah sizin döneminizdeki genç memur sende de başarılı çalışmalar imza atılacaktır. Buna da inancım tam şahsi olarak. Efendim şöyle devam edeyim. Şimdi tabii Elazığ'da dinamik bir şehir. Tabii ki yakın zamanda bazı badireler atlattık şehir olarak. Özellikle bunlardan en bilineni ve en güncel olan 6.8 şiddetindeki depremdi. Tabii bunlar rutin ve gündelik hayatı bazen sekteye uğratsa da çalışmalarda bir aksama yaratsa da hayat kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir gerçek de var. Evet. Şimdi tabii Elazığ'daki duruma bakalım. Sizin döneminizde, sizden önceki dönemler teşkilatlanma açısından nasıl genç memur sen, üye sayınız kaç oldu? Bunlar hakkında da biraz bilgi verebilir miyiz? Bizim şu anda biraz önce bahsetmiştim. 1 milyonu aşkın memur senimizin 1 milyon 100 bin dolaylarında üyesi var. Ve bu üyelerimizin yarısından fazlası, yani yaklaşık yarısı diyeyim, 35 yaş altı üye. Bunlar organik olarak zaten bizim doğal üyelerimiz. Bir de teşkilat dışında, yani memur sen dışından, kamu personeli dışından üyelerimiz oluyor. Bu arkadaşlarımız da şu anda mevcut şeylerimizde, teşkilatlarımızda görev yapıyorlar. Asıl görevler alıyorlar. Şu anda 450 bin dolaylarında üyemiz Türkiye geneli mevcut. Yaklaşık 8 yıldır genç memur sen 2012 yılı Aralık ayında kuruldu. Yani yaklaşık 7,5-8 yıldır devam ediyor, çalışmalarına devam ediyor. Bizim bu bağlamda açıkçası Türkiye'nin bütün, ya ilk kurulduğumuz zamanlarda insanlar açıkçası şunu anlatmaya çalıştık. Biz memur sendikasıyız. Evet, memur sen çatısı altında. Fakat biz sendikacılık kilimiğinden daha çok milli ve manevi kültürlerimizi yeşertme adına, gençlerimize umut olma adına, onlara yol gösterme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bunları anlatarak biraz daha böyle Yelpazenizin tabii, çok geniş olduğunu, çok geniş ifade, olduğunu ifade ettik. Evet. Üniversite öğrencilerimize ulaşmak açıkçası bayağı bir zahmetli bir iş. İlla. Özellikle 15 Temmuz sonrası bunun sıkıntısını daha çok bilhassa yaşıyoruz. Çünkü insanlar artık bir teşkilata mensup olurken veya o teşkilat programlarına gidip gelirken iki defa, üç defa, beş defa düşünmek zorunda kalıyor. Çünkü bilmiyorlar. Evet. Bazı ne diyelim, ön yargılar oluştu. Kesinlikle haklı ön yargılar aslında. Biz kendimizi bunlara da bir de kanıtlama derdinde oluyoruz. Tabii memur sen Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Yani Türkiye'nin marka konfederasyonu.
bunu herkes tarafından biliniyor olması ayrıca bizim elimizi biraz daha güçlendiriyor. Evet, yani markalaşmış olmak ve kurumsallaşmış kesinlikle, olmak diyorsunuz. Evet. Peki. Elazığ şubesinde durum nasıldır? Yani üye sayınızı arttırmayı düşünüyor musunuz? İlla ki düşünüyorsunuz tabii bu sorunun cevabı içinde ama sizin döneminizde zannediyorum önünüzde tam yanlış bilmiyorsam 3 yıl kadar bir süre var değil mi? Yanlış mı ifade ediyorum? Yani çalışma süreniz 3 yıl mı oluyor? 4 yıl. Pardon oldu, ben evet. Yanlış biliyorum demek ki. 4 yıllık bir süreç zarfı var önünüzde. Bu 4 yılı nasıl düşünüyorsunuz Elazığ açısından? Şimdi 4 yıl içerisinde açıkçası bizim zaten ulusal çapta sürekli geleneksel hı-hı. olarak yaptığımız programlarımız ve projelerimiz oluyor. Hı-hı. Yani bu her yıl tekrarlanıyor. Hı-hı. Bu programlar zaten devam ediyor. Bu programlar, bu projeler gerçekten büyük projeler. Türkiye'de 100 bin tane orta öğretim öğrencisinin katıldığı projeler. Hı-hı. Büyük projeler oluyor. Bunlar zaten kendiliğinden sürekli planlı bir şekilde devam ediyor. Hı-hı. Bizim il olarak, il genç memur sen yönetimi olarak yaptığımız bazı programlar, projelerimiz var. Birkaçına değineyim isterseniz. Lütfen. İrfan meclisleri yapıyoruz, ilim sohbetleri yapıyoruz ve tecrübe meclislerimiz oluyor. Tecrübe meclislerimiz şöyle, ilimiz bürokratlarından birine misafir ediyoruz ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyorlar. Gençliğe biraz daha yol gösterme adına. Kendi tecrübelerinden, kendi birikimlerinden istifade etmemizi sağlıyorlar. Hı hı. Bu şekilde programlar gerçekleştiriyoruz. İlimizde memur sen olarak zaten yaptığımız bütün proje ve programlar genç memur senede dahil olduğu programlar, projeler oluyor. Akredite yapıyorsunuz. Tabii. Hı-hı. Yani son olarak yaptığımız programlardan biri genç memur sen il başkanımız İbrahim Bey de geçen açıklamasını da yapmışlardı zaten. En son yaptığımız program Demokrasi Meydanı'nda, hı-hı. PTT Meydanı'nda yani. Bir açıklama bütün, mı yapmış? Bütün iş yerlerine bayrak dağıttık. Evet. Barış Kalkanı Harekatı'na hı hı. destek amaçlı. Bir açıklama da vardı. Tabii kadar. Bir açıklama evet. da yaptılar kendileri. Hı hı. Bu tür proje ve programlar yani özellikle gündeme dair hı hı. Programlarımız zaten spontane olarak gelişiyor ve evet. yapılıyor. Evet. Yani burada aslında bu soruları tabii lütfen buyurun. Özellikle yapmak istediğimiz programlar var. Kariyer günlerimiz özellikle yapmak istediğimiz birçok projemiz var. Bunlardan birkaçını ben aktarayım. Mesela obeziteyle mücadele kapsamında bütün şeylerde, okullarda eğitim vermek. Bu zaten İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde ara ara yapılan bir program. Hı-hı. Bunu biz genç memur sen olarak aslında üstlenmek istiyoruz. Tabii genç memur sen olarak bunun daha da ileri boyutlara taşınarak yani artık sınıflarda, okullarda hı-hı. belirli saatler içerisinde. Evet. Çünkü şu anda gerçek manada artmış durumda obezite. En azından gençlerimiz de bu konuda yönlendirme adına, bilinçlendirme adına bu tür projeler, kişisel gelişim projelerimiz mevcut. Kariyer günleri projelerimiz mevcut ki bunlarda okur yazar buluşmalar yapmak istiyoruz. Ki daha önce de yapmıştık bunu. Onun dışında yapmak istediğimiz şöyle söyleyeyim. Bir de özellikle gerçi şu anda biraz sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Çok olağanüstü dönemdeyiz. Çok evet. mümkün olmayabiliyor ama şu anda hali hazırda yaptığımız bir projemiz var zaten. Hı-hı. Ben ondan biraz bahsedeyim. Türkiye Lütfen. Genelinde. Buyurun. Türkiye genelinde şu anda bir bilenle bilge nesil projesi yürütüyoruz. Hı-hı. Bu projemiz Türkiye'de gerçekten ses getirdi. Geleneksel Hı-hı. olarak 3. 4. yılını icra ediyoruz. Evet. Bu projemizde 100 bin tane öğrenciyi kapsıyor. Yani bu projemiz 100 bin tane öğrenciyi kapsıyor şu anda. Orta öğretim öğrencisini. Peki ne yapıyoruz? İllerde okullar belirliyoruz. Sonra bu okullarda gönüllü, adanmış öğretmenler dediğimiz öğretmenleri belirliyoruz. Bu öğretmenler aracılığıyla her bir öğretmenin 10 ila 15 arasında öğrenci bulmasını istiyoruz. Evet. Bu 10-15 öğrenciye kitaplar dağıtıyoruz. Bu kitapları okuyup şu an masanın üstünde olan evet, kitaplar zannediyorum. Bu kitaplar evet. bunlar. bu kitapları okuyup yorumlayıp kağıda dökmelerini yani kompozisyon haline getirmelerini istiyoruz. Kompozisyon haline getirdikten sonra ilimizde bulunan hocalarımız vasıtasıyla yani bir jüri heyetimiz var. Bu jüri değerlendiriyor ve derecelendiriliyor bu kompozisyonlar. Sonrasında bu kompozisyonlar derecelendikten sonra bir final programı gerçekleştiriliyor. İlimizde.
Geçen yıl yaklaşık 1200 kişiyle yaptık biz bu projeyi. İlimizde sadece. Hı hı. Hatta kamuoyunun yakinen tanıdığı isimleri davet etmiştik okuryazar buluşmasına. Yani Nurullah Genç, Serdar Tuncel, Hayati İnanç gibi misafirlerimiz olmuştu. Yani güncel isimler. Tabii güncel isimler. Zaten. Yani biraz da açıkçası kitabın okuttuğumuz isimleri çağırmaya çalışıyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizin kompozisyonları ilimizden Ankara'ya gönderiliyor. Genel merkezimize. Genel merkezimiz tekrardan bu projeleri, yani bu kompozisyonları tekrardan derecelendiriliyor. Orada, oradaki jüri heyeti tarafından. Ne yapıyoruz? Sonrasında dereceye giren öğrencilere büyük bir final programı yapılıyor. Burada aslında güzel tarafı şu oluyor. Bütün illerin dereceye girmiş kompozisyonları kitap haline getiriliyor. Mesela yani onlardan bir tane örnek gösterebilirim. Tabii, buyurun. Şuradaydı. Mesela İstiklal Çanakkale gibi biz bunu 2 yıl önce yapmıştık. Bir derleme değil mi? Tabii. Bütün illerden dereceye girmiş bütün kompozisyonları toplayıp kitap haline getiriyoruz. Bütün öğrencilere ve merak edip de ulaşmak isteyen, erişmek isteyen herkese güzel bir kaynak oluyor ve güzel bir arşiv oluyor. Bu yıl elimizde 30 okulda 50 öğretmen ile 500 öğrenci bu projede yer alıyor. Toplamda her öğrenci 3 kitap, toplamda 1500 kitap dağıttık. Bu öğrencilerden ne istiyoruz? Bu öğrenciler bu kitapları okuyacaklar, anlayacaklar, yorumlayacaklar, yazıya dökecekler. Evet. Sonrasında da derecelendirilecek bunlar. Başarılı bulunanlar. Tabii ki ödüllendirilecek. Fakat ilimizde bu yıl biraz sekteye uğramak zorunda kaldı. Evet. Özellikle yaşadığımız afet sonrası ve mevcut koronavirüs salgını, COVID-19 salgını açıkçası projemizi sosyal biraz... Sosyal hayatta bazı sekmeler yarattı tabii. Sekmeye uğrattı okulların kapalı olmuş olması. Yaptığımız bu projede şu anda açıkçası şimdiye kadar iyi ilerledik. Fakat şu an okulların ne kadar kapalı olacağı veya bir hem belirsizlik, üniversiteler hem milli eğitim bazında belirsizlik mevcut kapalı, olduğu evet. için şu an için bir şey söylemek için çok bir erken. Bir şey söylemek evet. için biraz erken. Bu yıl seçtiğimiz kitaplar Elazığ'da öğrencilerimize dağıttık. 1500 kitap dağıttık. Davet yolunda Bir Siyah Bir Beyaz Ramazan Kayhan hocamızın, Cengiz Aymatov'dan Gün Olur Asra Bedel ve Vakti Kuşanmak Atasoy Müftüoğlu. Bu 3 kitabı buluşturduk öğrencilerimizle. Öğrencilerimiz bu kitapların sonrasında kompozisyonlarını verdikten sonra yine güzel bir final programıyla inşallah taçlandırılacak. Evet. Ben burada lafınızı bağla bölerek tabii programın içerisinde de zaman zaman hatırlatmalar yapıyorum. Arka plan programların bir özelliği de program esnasında güncel meseleleri de tekrar izleyicilerimize aktarmak. Tabii şu an ulusal yayın yapıyoruz. Ülkemizin birçok yerinden belki bizi izleyen izleyicilerimiz var. Bir hatırlatma mahiyetine sevgili izleyenler. Bildiğiniz gibi Yükseköğretim Kurumu tarafından bugün açıklanan bilgiye göre, YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç tarafından açıklanan bilgiye göre üniversitelerde uzaktan eğitim modeliyle artık çünkü biliyorsunuz bahar yarı yılı hemen hemen bütün üniversitelerde başlamıştı ama bu salgın sebebiyle 3 haftalık bir ara tatil kararı alındı. Bu süreçle ilgili olarak Yükseköğretim Kurumu'nun bir açıklaması vardı ve ülkemizdeki hemen hemen tüm üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçecek. Bunu da özellikle ekranları başında bizi izleyen üniversite öğrencilerimiz varsa belki yeni öğrenilen izleyicilerimiz olabilir. Bunu da hatırlatalım. Bundan sonraki süreç uzaktan eğitim modeliyle devam edecek. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Evet, kitaplara bakıyorum. Birbirinden güzel kitaplar var masanın üstünde. Tabii izleyicilerimiz şu an hepsini göremiyor kadrajdan dolayı ama ben baktığım zaman gerçekten okumadım çoğunu ama isimlerine baktığım zaman bile ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Detayları almaya devam edelim. Buyurun. Şöyle, bu yıl yürüttüğümüz projemizde İl Milli Eğitim Müdürümüz Feyzi Bey ve Türkiye'mizin en genç belediye başkanı sıfatıyla Şahin Bey gerçekten ciddi manada destek oldular. Gerek izinler konusunda gerek de salon tahsisi olsun veya kitapların sponsorlukları manasında gerçekten bize ciddi destek oldular. Ben kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyorum. Bizim aslında Genç Memur Sen vizyon ve misyonumuzu hatta ideallerimizi
en iyi ifade edecek cümle aslında şu olabilir. Slogan olarak mı? Tabii şöyle, yani sloganımız aslında kuruluş yılımızdan beri aynı. İlim, irfan ve hikmet yolunda çağın aksiyoner gençliği. Fakat şöyle, ben şöyle ifade etmek isterim. Bizim yakın tarihimize iz bırakmış yol göstericiler olarak bilge, aktivist, aksiyoner isimlerin gençliğimizce tanınması ve kendilerince hayatlarına yorumlanması gerçekten önemli. Hı hı. Yani bu isimlerden birkaçından ben bahsedeyim. Öyle. Mesela Ali İzzet Bilge Lider, Ali İzzet Begoviç. Mesela Hasan El Benna, mesela Malcolm X, mesela Necmettin Erbakan. Bu isimler Ali Fuat Başkil ve buradan ismini hatırlayamadım veya birçok isim. Bu isimleri Türkiye'nin dört bir yanında her yıl 100 bin tane öğrencinin okuyor olması demek. Gerçekten şöyle ifade edeyim ben. Ciddi manada yeşeren ümitler demek. Gerçekten geleceğe dair büyük umutlar demek. Türkiye'de her yıl 100 bin tane öğrencinin bu insanları yorumluyor olması bizim için gerçekten önemli. Evet. Bunları sadece yorumlamak değil. Bunları yazıya döküyor ve kompozisyon haline getiriyor. Bu da bizim için yazılı bir eser, çok önemli bir kaynak oluyor. Kesinlikle. Şimdi burada aslında şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Şimdi tabii memur sen. Yani kalıptır birçok sendika gibi. Sonunda sen vardır. Yani bu sendika olduğunu belirtir. Ama siz memur seni tanımlarken az önce genç memur sen de memur sen de sadece bir sendika, yani kamusal ve hukuksal anlamda çalışmalar yürüten, işte 1970 yıllarında çıkan o sendikal faaliyetlerden ziyade hani bunu da yürüten ama bunun yanında özellikle sosyal hayata daha çok dokunan bir yapıdan bahsettiniz. Kesinlikle. Bu memur sen bu açıdan Türkiye'de yeni bir sendikacılık anlayışını da hayata geçirdi mi sizce? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan hocamız sendikayı kuruluş yılları içerisinde kendisine şöylesi talepler geliyor. Ya sendika işi farklı iş, sizin ne işiniz var? Kendisi yedi güzel adamdan biri biliyorsunuz. Sizin sendikacılıkla ne işiniz var? Niye yapıyorsunuz? Sendikacılık dediğiniz yakıp yıkıp dökmek demek gibi. Evet. Yani en azından kamuoyunca böyle biliniyor. Hı hı. Bir dönem algısı böyleydi. Kesinlikle evet. Böyle. Hı hı. Sizin burada ne işiniz var gibisinden cümleler kuruluyor. Hı hı. Hocamız o zaman şöyle cevap veriyor. Biz bütün tabuları yıkmaya geliyoruz. Sendikacılığın ne olduğunu, özlük haklarını savunmanın sadece yakıp yıkıp kırmakla olmadığını ve daha çok milli, manevi, kültürel ve idealler uğruna sendikacılık yapabilecek. Bu sendikacılığın başka bir boyutu. Evet. Yani açıkçası bizim memur sendeki büyüklerimiz şöyle ifade ederler. Kuruş sendikacılığı değil de duruş sendikacılığı. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, mesela en basitinden çok yakın tarihimizde yakın zamandaki şey olduğu için söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi sokağa insanlar çıkalım mı çıkmayalım mı şeyindeyken memur sen Türkiye'de 1 milyon üyesine sokağa çıkmaları adına mesajlar gönderdi. Hı hı. Aslında 15 Temmuz'da çok da çalışma alanı olarak bağlantılı evet, değil. Yani, evet yani düşündüğümüzde memurun özlük haklarıyla veya işte mevzuatla herhangi evet, bir bağlantı veya sendikal bir faaliyetle alakalı değil. Evet. Veya işte birçok yani ülkemizin geçirdiği zor durumlarda elle değil taşın altına gövdesini koyan bir sivil toplum örgütünden bahsediyorum. Yani deprem olduğunda, afetler olduğunda veya ülkemiz adına ciddi manada yaptırımlar veya işte son zamanlarda çok sıkça yaşıyoruz. Ülkemize ciddi manada saldırılar oluyor. Terör saldırılar oluyor. Tabii ki. Bunlara karşı gerçek manada bir duruş sergiliyor. Bu yönden memur sen bizim bildiğimiz yani kamuoyunun daha önceden bildiği sendikalardan çok farklı. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii sohbet gittikçe her geçen dakika daha da güzel bir hale geliyor. Sosyolojik dönüşümler her zaman çok zordur. Yani belli kalıpları yıkmak da çok her zaman zordur. Evet. Özellikle biz sosyal bilimlerde biliyorsunuz ben bir sosyal bilimciyim, bu alanda çalışmalarımız var. Kalıplaşmış bir fikri, bir anlayışı değiştirmek belki yıllar, hatta öyle olaylar vardır ki tarihte asırlar almıştır. Çok uzun zamana yayılır.
Yeni bir anlayış getirdiğinizi de ifade ettiniz az evet. önce. Bundan dolayı da eleştirildiğiniz zamanlar oldu mu? Çünkü sosyolojik dönüşümler zor olur. Yani illaki oluyor. Evet. Mutlaka oluyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Yani daha çok müzakere ve mütalaa yoluyla değil de biraz daha eylemsel faaliyetler istenebiliyor. Hı hı. Tabii ki gerektiği yerlerde, gereken zamanlarda biz mutlaka bunları yapmışızdır. Fakat bunları yaparken ülkemizde bazı kesimler veya bazı vatandaşlarımızı mağdur edecek boyutlara taşımamışızdır bunu. Hı hı. Yani mesela bir eylem yapılırken hastanedeki bütün işler bırakılıp grev yapılıp hastaların mağdur edilmesi. Bir şey tabii. Zaten, yani bu tür şeylerde insanları zor durumda bırakmak hiçbir zaman böyle bir maksatımız olmadı. Hı hı. Hiçbir zaman bir kolu kuvvetlerimizi zor durumda bırakacak veya onların bize müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir faaliyette veya eylemde bulunmadık. Hı hı. Yani bu çok mümkün değil. Yani buna biz diklenmeden dik durmak dediğimiz tabir mi? Kesinlikle. Yani duruşumuz net. Hı hı. Bu ülkemizin geçtiği her badirede gerçekten sloganlarımız da bu yönde olmuştur. Hı hı. Yani ülkemizin zor geçirdiği zamanlar oldu. Karar verme aşamasında insanlarımız oldu. Bu konuda biz yaptığımız çalışmalarla halkı bilgilendirdik. Halkı bu konuda bilinçlendirdik. En azından çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim 1 milyon aşkın bir üye. Çok büyük bir rakam. Evet. Ki bunu da 4 ile çarparsanız yani aile bazında. 4 ve 5 ile çarparsanız hani, 4-5 yani milyona. Çok büyük bir rakam oluyor. Evet. Bizzati toplumun büyük bir kesimi. Tabii yani bir de toplumumuzun nitelikli sıfatları, nitelikli meslek gruplarını oluşturuyor bu. Tabii. Bizzati devlet bürokrasi aygıtını oluşturan tabii. kesim. Bu yüzden yani biz bu konuda ülkemizin geçirdiği zor badirelerde, sıkıntılarda elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Evet. Ha, bu şekilde de devam edeceğiz. Yani sendikacının farklı bir boyutu bu. Hı hı. Neo-sendikalizm diyebilir miyiz bunu? Tabii, bilmiyorum kesin. Ama böyle bir tabir var. Evet, yeni bir evet. anlayış oldu. Tabii. Yani sendikacının aslında şeyi tanımı bizim ülkemizde kalıplaşmış tanımını aslında biz yıktık. Hı hı. Bunu i̇şte, tamamen, evet, o açıdan tabii, sordum. Bunu çok tamamen, zor olmuş. Bunu tamamen ortadan kaldırmış vaziyetteyiz şu anda. Evet. Şu anda insanlar gerçekten bir şeyler duruşla alınabiliyor mu? Veya yapılabiliyor mu? Biz bunu öğretmiş vaziyetteyiz. Evet. Öyle söyleyeyim. Peki. Tüm Memursan ailesine eminim ki birçok yerden izleyicimiz vardır, üyeleriniz vardır. Evet. Hepsine de selamlarımızı gönderelim. Özellikle gerçekten bürokrasinin devlet yapılanmasında sayamayacağım kadar çok çeşitli kalem görevler altında çalışan birçok üyeniz vardır. Kesinlikle. Kamusal hayat, kamu herkes demektir. Hep herkes anlamına gelir. Ve hepimizin herkesin hayatına dokunan işler yapıyor aslında üyeleriniz. O yüzden hepsine de tekrar bir kez daha başarılar diliyorum ki özellikle bu olağanüstü süreçte bizzat ayrı bir önem düşüyor tüm kamu çalışanlarına. Evet. Aslında bir teşekkürü hak ediyorlar. Biz de buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz biz de. Şimdi zamanım daralıyor. Benim programlarımın en büyük sıkıntılı yanı budur. Tam konuların içine gireceğimiz evet. anda zamanımız dolma noktasına geliyor. Biraz daha zamanı verimli kullanmak açısından şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi tabii programın sonuna doğru farklı bir alana gireceğim son 10 dakikalık zamanda. Hı hı. Gündemdeki önemli bir konuya, koronavirüsü kısmına özellikle beslenme anlamında yorumlarınızı alacağım. Tamam. Ama onun öncesinde Genç Memur Sen'le ilgili olarak bu özellikle bir yıllık süreç içerisinde ki biliyorsunuz ki şunu da ifade edeyim. İbrahim Bey biz programımızı aldığımızda deprem süreciyle ilgili Memur Sen gerçekten sahadaydı. Evet. Bunu her şeyin ötesinde objektif bir yorumla da ifade etmek gerekiyor. Hala daha da öyle. İbrahim Bey'in ve sizin çalışmalarınızı ben de takip ediyorum. Bu zor süreçte Elazığ'ın görünen görünmeyen birçok sorunu vardı. Evet. Özellikle deprem sürecini değerlendirmenizi isteyeceğim. Neler söyleyeceksiniz burada? Tabii. Yani deprem süreci gerçekten yani bir afet yaşadık sonuçta ve şehrimizden yani Allah'a şükür açıkçası ilimizde bıraktığı hasar ile vefat eden vatandaşlarımız oranı yapıldığında açıkçası gerçekten ucuz kurtulmuşuz veya işte verilmiş sadakamız varmış diye. Tabii işin manevi boyutu da var. Kesinlikle. Fakat süreci çok iyi yönetildiğini gördük. Hı hı. Ben deprem boyunca sahadaydım. Yani zaten görevli olarak
görevlendirilmeyle Kızılay'da görev yaptım. Süreç içerisinde gerçekten gerek il bürokratlarımızın gerekse de bakanlarımızın sürecin başından sonuna kadar gerçekten mükemmel bir koordinasyon içerisinde ve çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler olaya. Yani ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben deprem yaşadığımda Çaydaşıra Mahallesi tarafındaydım. İstasyon Caddesi'ne gitmeye kalkan, yani olayın şokunu atlatıp ailemi bir yere yerleştirip gelene kadar, yani İstasyon Caddesi'ne gidene kadar bakanların Elazığ'a indiğini duydum. Evet. Süreç başlamıştı. Gerçekten sonrasında da ciddi manada halkla birebir iç içe koordinasyon aşaması, birbirleriyle koordineli bütün bakanlıklar, birimler koordineli bir şekilde süreci yönettiler. İlimizde tabii ciddi manada orta hasar ve ağır hasarlı binalar var. Ciddi manada bir kentsel dönüşüm yapılacak ve şehrin belki de profili, portföyü değişecek. Yani en azından şu anda görünen o. Sosyolojik olarak da açıkçası göç verdiğimiz bir miktar göç verdiğimiz doğru. Fakat bunların şöyle söyleyeyim, tedarik edilebilir. Yani tekrardan geri kazanılabilir bir göç. Şöyle daha çok eğitim veren, eğitim gören, öğrenci olan, öğrencisi olan, okulların tatil olması gibi gibi nedenlerden kaynaklı oldu. Mutlak suretle Elazığ'ımız gelişmeye devam eden bir şehir olma yönünde devam ediyor. Zaten gelişmeye ciddi manada gelişiyorduk. Evet. Devam ediyor. Zaten şu anda il bürokratlar, il milletvekillerimiz de gerekli çalışmaları, il belediye başkanımız özellikle şu anda sahada gerçekten Elazığ'ın kentsel dönüşümüne dair ve Elazığ'ın yapısına dair ciddi manada projelerle geliyor. Ve bunlar bizi gerçekten sevindiriyor. Kesinlikle. Yani burada aslında şunu ifade etmek istiyorum. Biz ilk andan itibaren Kanal İmuş Televizyon olarak ben ve diğer arkadaşlarım yayındaydık. O anları gerek sahada gerek stüdyoda tüm gerçekliğiyle, tüm açıklığıyla ekranlara getirmeye çalıştık. Her şeyin ötesinde siyaset, bürokrasi, ticaret dünyası ve bir bütün olarak Elazığ. Hatta bunun ötesinde bir bütün olarak Türkiye. Çünkü o dönem evet. 24 Ocak gecesi tüm Türkiye Elazığ'ın haber almak istedi. Evet. Yardım tırları için, yardım kampanyaları için çok büyük fedakarlıklar oluştu. Bilare siyaset, bürokrasi ve tüm bu birliktelikte Elazığ gerçekten çok güzel bir örnek verdi. Kesinlikle. İnkar edilemez bir gerçek. Gerçekten öyle. Şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'mizin dört bir yanından gelen yardım kolilerine ve yardım tırlarına ben kendim şahidim. Siz içindeydiniz. Özellikle içindeydim yani. Gerçekten harikulade bir yönetim şekliyle ve bütün herkese ulaştırıldı. Herkese, yani en şöyle söyleyeyim, ben çölyaklı hastalara ilimizde depremzede çölyaklı hastalara dahi mutfak kurdurup yiyecek 3 öğün 2 öğün 3 öğün yemek çıkmasını sağladık. Evet. Abi bunun bu Kızılay'ımızın desteğiyle. Tabii. İyi bir organizasyon. Kesinlikle. Yani tabii bazı en ince detayına kadar, yani afet anında mutlaka aksayan taraflar olacaktır ama bu kadar minimize oldu ki bu. Tabii. Gerçekten hissedilmedi. Tabii. Tabii şu anda şehrimize bu süreçten sonra biraz daha sıkıntılı günler bekliyor olabilir. Tabii. Tabii bunu da el birliğiyle aşacağız inşallah. İnşallah. Şu an için en azından şey oldu. Konteyner kentler bir çözüm oldu. Şu anda insanlar en azından sokakta kalma durumu gibi. Tabii kesinlikle. Tabloyla karşılaşmamız. İnşallah hep beraber atlatacağız süreci. Peki. Şimdi genç memur sen olarak tabii birçok projenizden bahsettiniz, yürütmüş olduğunuz. Ama ben bu soruyu yaşadığımız süreçle akredite bir şekilde çevirmek istiyorum. Gerek yaşadığımız büyük deprem, gerekse şu an içinde olduğumuz koronavirüsü, maalesef tüm dünyanın canını sıkan bir mesele. Bununla ilgili Memur Sen çatısı altında yürütmeyi düşündüğünüz faaliyetler olacak mı bundan sonraki süreçte? Yani şu anda şu an hükümetimiz tarafından veya Cumhurbaşkanlığı tarafından ciddi kararlar alınıyor. Evet. Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani birçoğu yere iş bırakmıyorlar. Hı hı. Gerçekten süreç o kadar güzel yönetiliyor ki samimi olarak en güzel tedbirler alınıyor. Alınması gereken, yapılması gereken her şey yapılıyor. Tabii bu noktada çözüm önerilerimiz mutlaka oluyor. Mutlaka farklı taleplerimiz oluyor. Bu konuda bizim şu anda öngördüğümüz, yani ilimizde şu anda Allah'a şükür bir sıkıntı veya problem görülmüyor ama tabii bu ileri zamanda, eğer yani ileriki günlerde bir sıkıntıyla problemle karşılaşırsak, şehrimizin bu konuda altyapı hazırlıkları gerçekten çok çok iyi. Yani şöyle, en azından hastane
ilimizde bir şehir hastanesi var. Evet. Son derece geniş bir fiziki hastane. Yani bu konuda bu işin profesyonelleri mevcut. Üniversite hastanemiz var. Yine özel profesyonellerimiz var bu konuda. Ben bu konuda bizim ilimizde bir sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Ama tabii bizim bu konuda önerimiz ne olabilir? İnsanlarımızın tedbir alması. Ve bilinçlendirilmesi. Aslında en önemli kısım burası yani, bence. Bizim bu konuda şeyimiz bu olur. Zaten biz de açıkçası sosyal medyalarımızdan veya işte ulaşabildiklerimize ulaşabildiklerimize söylüyoruz, aktarıyoruz teşkilat olarak. En azından şu anda sağlık personellerimizin tamamı sahada. Evet. Hepsi çalışıyorlar şu anda. Özellikle bu konuda sağlık personellerimize başarılar dilemek gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten çok zor, çok riskli bir iş yürütüyorlar. Evet. Hayatlarını ortaya koyuyorlar belki. Kesinlikle. Hayatı risk alıyorlar. Yani şöyle, bizim güvende şöyle söyleyeyim. İnsanlarımızın güvende olması için evlerinde kalmasını istiyorlar. Kendilerinin hastane dışında gidebilecekleri bir yerleri yok. Evet. Çünkü işleri o. Orada olmak zorunda. En riskli grupta, en riskli alanda çalışıyorlar. Ve işleri de kendi tercihleriyle izne çıkabilecekleri veya bırakabilecekleri bir yer değil. Kesinlikle. İnsan hayatı söz konusu olan bir yer. Yani tabii. Bütün krizlerde böyledir. Yani polis, asker, yani daha çok kolluk kuvvetler ve sağlık çalışanları gerçekten mecburen çalışmak zorundadır. Tabii ki. Ne devamlılık arz eder. Devamlılık arz eder. Duraksama olmaz. Kesinlikle. Peki. Öyle. Şimdi zamanım daralıyor. Son 10 dakikanın içine girdim. Genç evet. Memur senle ilgili ekleyeceklerinizi alalım. Ben programımızın ikinci faslına geçeceğim. Buyurun. Tabii. Genç memur sen olarak bu şekilde hali hazırda projelerimiz var. Şu anda ilerliyor. Ben özellikle inşallah yakın zamanda bu tehdit ortadan kalktıktan sonra ve ilimizde her şey hayat normale döndükten sonra özellikle orta öğretim ve üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimizi mutlaka tanışmaya bekliyorum. Evet. Çünkü gerçekten çok güzel projelerimiz oluyor. Öğrencilerimizi kampa alıyoruz, kampa götürüyoruz. Kampta gerçekten okur yazar buluşmalar olsun, sosyal etkinlikler olsun, kişisel gelişim kursları, seminerleri olsun. Gerçekten bunlar önemli. Ciddi manada bize olumlu dönüşler sağlıyor. Şüphesiz. Ben teşkilatımız şu anda sahada sürekli bütün kurumlarda varız. Yani Elazığ'daki bütün kurumlarda bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka tanışmak isteriz. Yani çünkü sendikacılık alanında farklı bir misyon üstlenmiş durumdayız. Evet. Mutlaka bu kaynaşmayı yapmak isteriz tabii. Evet. Peki. Başarılar diliyorum. Genç Memur Sen ailesine. Eminim ki şu an özellikle Elazığ Genç Memur Sen Teşkilatı ekranları başında bizi izliyorlar. Çoğunu onlar tanıyorum isimlerim. Tanımadığım isimler var. Sizin yönetiminizde hepsine başarılar diliyorum tekrar. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci fasıl dediğim kısım evet. Şu. Belki izleyicilerimiz yanlış anlayabilir. Yani programımız iki bölüm olmayacak sevgili izleyenler. İkinci fasıl dediğim kısım Berdan Bey aynı zamanda az önce kendileri de ifade ettiği gibi Elazığ Fethi Şehir Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapmaktalar. Birçok belki vatandaşımız kendilerine rutin hayat içerisinde başvuruyorlar. Özellikle diyet konu yani diyetisyenlik alanında. Şimdi tabii bir diyetisyenlik ve beslenme konusu başlı başına bir program formatı ama biz kalan dakikalarımızda şunu konuşacağız. Özellikle koronavirüsü sürecinde tüm vatandaşlarımızın merak ettiği konuların başında gelen konulardan bir tanesi. Bu süreçte nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat edilmeli? Kalan süremizde sözü size bırakacağım. Buyurun. Şimdi öncelikle şöyle, 13 Mart tarihi itibariyle yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 123 ülke, bunlar içerisinde Türkiye'de dahil koronavirüsüne maruz kalmış durumda. Evet, maalesef. Gerekli uyarı ve telkinler gerçekten Sağlık Bakanlığı'nca ve yerelde de İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılıyor. Yani bunlar gerçek manada önemsenmesi gereken, uygulanması gereken tedbirler. Evet. Tabii biz buradan birkaç şeyi hatırlatmış olalım en azından. Çünkü süremiz de çok uzun değil. Evet, buyurun. Süreç gerçekten başarılı yönetiliyor. Bu tüm kamuoyunun malumu zaten. Yani ülkemizde Türkiye gerçekten özellikle. Şu an tabii gerçekten yani taraflı tarafsız herkesin şu anda takdir ettiği. Özellikle Sayın Bakanımızın çalışmaları kesinlikle. Toplumun her kesim tarafından da tebrik aldı. Buyurun. Ben özellikle gerekli uyarıların mutlaka önemsenmesini tekrar vurgulamak istiyorum. Özellikle el hijyeni, yüz, vücut hijyeni çok çok önemli. Özellikle temas. Yani bir kere temastan kaçınmamız gerekiyor. Dışarıya
çıktığımızda biz samimi bir milletiz, toplumuz. Yani insanlar birbirine kaynaşmayı seviyoruz. Yani şöyle elini uzatmayınca dahi onun kırıldığını düşünüyorlar. Aynen. Ve öpmeyince kırıldığını düşünüyorlar ama inanın ki bunu bir süre ertelememiz gerekecek. Şöyle kronik hastalıklar grubunda olanlar ve yaşı 60'lı yaşların üzerinde olanlar özellikle tehdit ortadan kalkana kadar evlerinden çıksın istemiyoruz. Çıksın istemiyor kesinlikle. Bu kişiler tabii, özellikle dikkat etsinler. Bunlar evet. Çünkü şu anda ölümlerin büyük bir popülasyonu bu yaş grubunu kapsıyor. Ailelerin gerekmedikçe bugün Cumhurbaşkanımız açıkçası evet, madde madde sıraladı. Gerçekten önlemleri olsun şeyi olsun hepsini sıraladı. Bunların hepsine değindi. Aileler gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. Tatilden kaynaklı çocuklarımızı AVM'ye götürelim, dışarıya götürelim, gezdirelim. Aslında bu değil. Bizatihi. Yani bu bir tatil değil çünkü. Bizatihi eve. Bu zaruri bir durum. Evet, dönüş yani için yapıldı. Bunu çok tasvip etmiyoruz açıkçası. Hı-hı. Evet, böyle bir kafa karışıklığı da oldu yani. Tabii, tatil değil gibi yani. Algılandı. Şimdi tatil evet. gibi algılandı. İnsanlar sağa sola gitmeye başladılar. Bu doğru bir şey değil. Evet. Ama ben bugün şehir merkezinde özellikle dikkat ettim. Evet, bir sakinlik. Bir sakinlik var. Evet. Bu da duyarlı olduğunu gösteriyor. İnşallah devam evet. edecektir. Buyurun. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu virüs alınacak önlemlerden daha güçlü bir virüs değil. Evet. Yani önlemlerden sonra inanın ki bunu çok rahat bir şekilde en az hasarla atlatacağız. Hı hı. Peki ne yapabiliriz? Ben beslenme alanında özellikle birkaç şey ifade edeyim. Buyurun. Daha çok bağışıklık sistemimizi uyaracak, onu güçlendirecek hı hı. yiyecekler tüketmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunların birkaç tanesi. Yani bunlar, immün sistemi. Tabii immün sistemi, immün sistemi destekler nitelikteydi besinler. Tabii buyurun. Ne yapabiliriz? Yani bunlar birçoğu kamuoyunun açıkçası yakınen bildiği şeyler. Fakat ben biraz daha tekrarlamış olayım. Özellikle tabii. öncelikle 3 tane şey. Yeterli uyku, yeterli ve kaliteli uyku. Düzenli beslenme, dengeli ve düzenli beslenme. Ve egzersiz. Bu egzersizi dışarıda yapmak zorunda değilsiniz. Tabii evde de yapılabilir. Evin içerisinde de yapabilirsiniz. Ne yapacağız? Düzenli ve dengeli beslenmeye, yani yeterli sıvıya. Ama bütün besin gruplarından belirlenen oranlarda tüketmeye. Yani sadece bir besine bağlı kalmamaya. Ne mesela doğal sebze, meyve, mevsim meyvesi, mevsim sebzesi, tahıl, bakliyat, vitamin ve mineral, antioksidanlardan zengin beslenmeye özen göstereceğiz. Ben bunlara kısaca bir değineyim. Siz, evet, zamanınız da aralıyor. Biraz hızlı olursak. D vitamini, çinko, omega 3 içeren destekler, bunlar destekleyici nitelikler. Kahvaltılarda biz toplum olarak kahvaltı yapmayı sevmiyoruz. Evet. Yani bunu çok açık söyleyebilirim. Çok çalışanımız evet. ve üniversite öğrencilerimiz ve şeylerimiz, esnaflarımız özellikle öğlen yemeğiyle çoğu birleştirme gayretinde oluyor. Hı-hı. Bu yanlış bir şey. Özellikle 60'lı yaş üstü grupların kesinlikle bu konuda çok dikkatli olması hı-hı. gerekiyor. Ne yapalım? Kahvaltılarda özellikle peynir, yumurta, zeytin ve sebzenin mutlaka olmasını istiyoruz. Hı-hı. Gün içerisinde yeterli ve kaliteli protein alımını istiyoruz. Hı-hı. Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi prebiyotik besinlerin mutlaka takviye olarak alınmasını istiyoruz. Soframızda mutlaka yer alması gerekiyor. Haftada 2 defa omega 3'ten zengin deniz balıkları hı-hı. tüketebiliriz. Bu gerçekten önemli. Gün içerisinde sıvı almayı ihmal etmeyelim. Evet. Günlük 2-2 boğazın kuru kalmaması gerekiyor. Tabii. Evet. Günlük 2-2,5 litre sıvı. Bu sıvı derken çay olarak değil, kola olarak, ayran olarak değil. Su sıvı. Hı-hı. Su istiyoruz yani. Su içmesini istiyoruz. Bağışıklık sistemi özellikle söz konusu olduğunda bizim için en önemli vitaminler açıkçası A, C ve E vitaminler oluyor. Hı hı. Özellikle A vitamini solunum sistemi enfeksiyonlarında koruyucu bir rol üstleniyor. Kanıtlanmış bir vitamin. Besinlerle günlük ihtiyacımızda yeterli ve dengeli beslendiğimizde çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Neyde bulunuyor A vitamini? İşte karaciğerde bulunuyor, yumurtada bulunuyor, işte sütte bulunuyor, tereyağında bulunuyor. Bunlar bunun kaynakları. Hayvansal olarak. Bitkisel evet. olarak da ıspanak, pazı gibi, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi, işte kış kabağı, havuç gibi, turuncu sebzeler gibi bunlar da bunun kaynağı oluyorlar. Bunları da tüketebiliriz. Özellikle C vitamini çok çok önemli. C vitamini de suda eriyen bir vitamin olması hasebiyle günlük olarak almamız gerekiyor. Günlük erişkin bir bireyin 90 mg alması gerekiyor. Ya bu da iki tane küçük mandalina veya bir tane büyük portakal gibi düşünülebilir.
Mutlaka almamız gerekiyor bunu. Taze ve sebzeler, işte biber gibi atıyorum. Hı hı. Bunlar kaynağı C vitamini. Evet. Bunu da tüketebiliriz. Ben özellikle E vitamini için de şöyle kuru yemiş, bir avuç içi kuru yemiş tüketebiliriz. E vitamini açısından zengin, bunu tüketebiliriz. Ben özellikle bu süreçte risk grubunda bulunan veya kendini çok çok böyle iyi hissetmeyen insanlarımızın kesinlikle düşük kalorili diyet yapmalarını istemiyorum. Çünkü bu bağışıklık sistemini biraz daha yoracaktır veya olumsuz yönde etkileyecektir. Evet. Katiyen radikal diyetlere bir süre ara vereceğiz. Bu tür diyetlere ara vereceğiz. Bu tehdit ortadan kalktıktan sonra inşallah bu hep birlikte badireyi ülke olarak atlattıktan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Peki. Zaman zaman biz tabii siz ve sizin gibi değerli konuklarımız, uzmanlarımızı kamuoyuyla bir araya getirmeye çalışacağız yine arka planda. Zor bir süreç atlatıyoruz. Tabii ki çok İnşallah. Bilgi kirliliği var. Bu çok önemli bir konu bence. Kesinlikle. Sosyal medya evet doğru kullanımda güzel bir merci ama bilgi kirliliğini de aslında bir noktada oluştuğu bir yer oluşabiliyor. Evet. O yüzden biz ben şahsım adına ve televizyonum adına bu bilgi kirliliğinin önlenmesi için ben ve diğer arkadaşlarım gerçekten sizin gibi değerli uzmanlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çok ki siz bu kısa açıklamada bile birçok bilgi kirliliğini aslında ortadan kaldırmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza buradan sağlıklı bir süreç diliyorum inşallah. İnşallah atlatacağız. İnşallah atlatacağız. Peki. Tekrar başarılar diliyorum. Ben kırmayıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok i̇nşallah teşekkür bir kez daha bu stüdyoda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Akşamlar Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Diyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bir arka plan programında bu akşam burada noktalıyoruz. Arka plan programı bu akşam iki kısımlı oldu. Birinci kısımda genç memur seni tanıdık. İkinci kısımda da özellikle koronavirüsü, COVID-19 diye nitelendirilen virüsle ilgili genç memur senin Elazığ İl temsilcisi, diyetisyen Sayın Muhammed Berdan Alıkçı Beyefendi'den iki konu hakkında bilgi aldık ki özellikle programımızın tekrarını izlemek isteyen izleyicilerimiz için son kısımda bu sürece ilişkin önemli beslenme ile ilgili önemli değerlendirmeleri ve önerileri oldu. Bu kısımları da Berdan Bey'in bu yaptığı açıklamaları da özellikle dinlemenizi tekrar tavsiye ederim. Gelecek hafta yeniden yönümüzü bir başka alana çevirinceye dek hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum.